Trabzonspor tarihinin belki de en büyük satışı. 24 takım vardı, ben 24.'üydüm. Dünya ilerledi ve Şenol Güneş'i yakaladı. Bir anlaşmasının tam tersi, kaybet anlaşması. Yeni Şafak Spor'un yeni içeriği Katiyen'e hoş geldiniz. Bu hafta oynanacak olan Trabzonspor Galatasaray maçı öncesi konuklarımız bir tarafta Ömer Sarıcıoğlu, diğer tarafta Emre Alioğlu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hazır mısınız? Hazır. O halde önermelerimize geçelim. Burak Yılmaz'ı Fatih Terim Şenol Güneş'ten daha doğru kullanmıştır. Katılıyorum. Kesinlikle katılıyorum. Neden kesinlikle katıldığına dair? Ya aslında şöyle, Burak Yılmaz muhtemelen Şenol Güneş'le çalışmasaydı şu an çoktan yitip gitmiş yetenekler yazı dizisini veya bir video serisinin konuğu olurdu muhtemelen ama hani Burak Yılmaz aslında bugün oluştuğu konumu Şenol Güneş'e borçlu. Hani %90 ihtimalle. Ama yani ki Trabzonspor'daki son iki sezonu, yani o 2010-2012 sezonları gerçekten çok üst düzeyde. Ama Burak Yılmaz'ın 2012-2013 sezonunun Şampiyonlar Ligi'nde özellikle yaptıklarının ben Türk futbolunda bir eşi benzeri olduğunu düşünmüyorum. Hani bugün yani inanılır gibi gelmiyor ama Şampiyonlar Ligi'nde Prime Ronaldo ile, Prime Cristiano Ronaldo ile gol krallığı yarışına girmek, Şampiyonlar Ligi'nde 8 gol atmak ve hani sprinter bir oyuncu olarak bilinirken kafa golleri atmak, özel yetenek gerektiren goller atmak, hani ve çok da hakkı verilmeyen bir sezon olduğunu düşünüyorum. Biraz sonrasında tekrar Trabzon'a, tekrar Beşiktaş'a gitmesi hani Galatasaray taraftarındaki yerini biraz azalttı tabii ki ister istemez ama yani çok eşi benzeri olan bir sezon değil ki zaten sonrasında Türk takımları iki kez gruptan çıkabildi. Hani 2013-2014'te Galatasaray tekrar çıktı. Burak Yılmaz'ın da o sezon öyle performansı yok. Sonrasında Beşiktaş bir kez gruptan çıktı ki hani o sezon Cenk Tosun o performansıyla Premier Lig'e gitti. Ama ona rağmen Burak Yılmaz'ın 12-13 sezonuyla ben kıyaslayabileceğimi düşünmüyorum. O yüzden Fatih Terim sanırım Burak Yılmaz'ı en iyi kullanan oyuncu, şey hoca olarak diyebiliriz bence. Yani ben burada kesinlikle katılmıyorum demememin sebebi aslında senin de dediğin gibi Burak Yılmaz'ı Burak Yılmaz yapan hocanın Şenol Güneş olması. Ama Şenol Güneş Burak Yılmaz'ı bir santrafor olarak konumlandırmadı Trabzonspor'da. Bir sağ kanat oyuncusu olarak konumlandırdı. 2010-2011 sezonunda Umut'la sürekli değişmeli oynayan bir oyunları vardı. Ama Burak Yılmaz'ın yani top performansı asla burası değildi. Bir sonraki sezon santrafora evrildi. Ama o zamanda da yani santrafor özelliklerinin birçoğunu gösteremeyen bir Burak vardı. Yani tamamen işte Kolman'ın desteklemesiyle ve takımın direkt Burak Yılmaz'ın üzerine oynamasıyla çok ciddi bir skor yaptı. Tamam hani kesinlikle harikaydı ama Burak Yılmaz'ın hani top performansı bence kesinlikle bu oyun stili değildi. Fatih Terim döneminde hani Burak Yılmaz artık bir santrafor oldu. Yani komple bir santrafor oldu. Diğer her şeyi öğrendi. Yani bence Şenol Güneş'in hakkı kesinlikle bu konuda yenemez. Yani Burak Yılmaz belki de en çok ona borçlu ama en doğru yerde kullanan ve aslında en olgun dönemine de getiren Fatih Terim oldu. Yani bu konuda az çok aynı düşüncedeyiz. Yani bence Burak Yılmaz dediğimiz profil Fatih Terim dönemindeki Burak Yılmaz'dır yani. Yani ben şeyi de hatırlıyorum. Zaten hani aslında bir tam sezon çalışabildiler. Hani o 12-13 sezonunda sonrasında 13-14 sezonunun başında hani Fatih Terim Galatasaray'dan ayrıldı bildiğin gibi. O sezonun başında ben Fatih Terim'in şey dediğini de hatırlıyorum. Hani evet Burak bu sezon çok iyiydi. Çok fazla gol attı ama ondan önümüzdeki sezon ben çok daha farklı şeyler isteyeceğim. Hani aslında biraz daha o işte sırtı dönük oyun, pres, daha biraz daha o modern santrafor görevlerini de muhtemelen ona yavaş yavaş onu biraz daha zorlayarak ekletmeye çalışacaktı ama sonrasında kulüp seviyesinde bir daha beraber çalışamadılar. Ki o uzun ya süre biraz daha uzayabilseydi muhtemelen çok daha o başka Burak Yılmaz performansları da izleyebilirdik ama dediğim gibi sadece bir sene çalışabilirler aslında kulüp seviyesinde. Ben sanırım burada anlaştık. Bence de. Galatasaray son yıllarda elindeki futbolculara değer katıp satış yapma konusunda daha mahirdir. Katılmıyorum. Ben de katılıyorum. Ya ben Galatasaray'ın açıkçası tam tersi en büyük eksikliklerinden birinin oyuncu satamamak, oyuncuyla doğru anda vedalaşamamak, oyuncuya değer kazandıramamak olduğunu düşünüyorum. Ve pazarlık becerisine sahip olmayan bir dönem dönem farklı yönetimler olsa da pazarlık yeteneğine sahip olmayan yöneticilerimiz olduğunu düşünüyorum. Hani çok yani yakın zamandan direkt Marka'yı buna örnek verebilirim. Yani Sevilla'nın çok ihtiyaç duyduğu,
sol ayaklı, oyun kurucu özelliği olan bir stoperden biz 12 milyon euro kazanabildik. Ondan öncesinde, hemen sonrasında Fenerbahçe eşdeğer kabul edebileceğimiz hani Kim Min-jae gibi bir stoperden 18 milyon, 20 milyon euroya yakın bir para kazandı. Hani burada çok ciddi bir anlamda fark var. Trabzonspor'la kıyasladığımız noktada da hani Yusuf Yazıcı bence evet yetenekli bir oyuncuydu. Bizim ligimiz için özel bir oyuncuydu. Ama hani Avrupa seviyesinde çok ekstra bir oyuncu muydu? Çok emin değilim ama Ahmet Ağalı orada hani çok iyi pazarlık yaparak işte ondan 18 milyon euro gibi yakın bir para kazandı diye yanlış hatırlamıyorsam ve hatta çok ekstra maddeler de koyarak hani oyuncunun yarın öbür gün kötü gittiğinde direkt bir şekilde Galatasaray'a Fenerbahçe'ye dönmesini engelleyen maddeler koydu. Hani burada da hani oyuncu eğer dönecekse öncelikli olarak Trabzonspor'a dönebilecek ki hani Yusuf Yazıcı da sonrasında ilk dönem aslında Lille'de iyi işler yapsa da çok ciddi bir süreklilik sağlayamadı ama onu aslında 18-20 milyon euroluk bir futbolcu yapmayı da bir şekilde başardı ve pazarlık sürecinde de dik durdu bu anlamda. Hani onun dışında Sörloth gibi aslında evet kiralık statüsüne bonservisini almadığı bir oyuncudan hani hem öncelikle çok iyi bir sezon katkısı aldı. Ondan yaklaşık 25-30 gole yakın bir gol katkısı aldı ve bonservisini almadığı bir oyuncudan yine ondan da 7-8 milyon euro yakın sanırım. Ama rezalet bir sözleşme olduğu için aslında öyle oldu o iş yani. Ama yani bir şekilde evet orada hani hem orada kiralık bir şekilde o sezonunu geçirdi ve evet belki hani kalması bir bonservisini %100 olarak eline alması muhtemelen çok daha kazançlı olabilirdi ama bonservisini almadığı bir oyuncudan bile bir şekilde para kazanmayı başarabildi. Ben Galatasaray'ın bu anlamda çok hani eksik kaldığını düşünüyorum. Hani en yakın zamandan dediğim gibi marka örneğini verdim. Hani zamanında teklif gelen işte Luyin Belhanda'yla da fedalaşılamadı. Luyin Dama'yla da hani bir şekilde teklif bulunamadı. Ve hani örneğin Cagney'i bir şekilde hani evet çok o paraların bir oyuncusu muydu değildi. Hani 12-13 milyon euro bonservis görecek bir oyuncu değildi. Evet ama hani ligin ne olursa olsun hani 30 gol atmış, ligin en çok gol atan yabancı forveti olmuş bir forveti. O kadar böyle biz bundan kurtulmak istiyoruz, bizim bunu göndermemiz lazım. O kadar çok böyle hani lanse etti ki bütün hem Türk futbol kamuoyuna hem Avrupa futbol kamuoyuna. Günün sonunda maalesef onu kısa bir, yani çok kötü bir sözleşmeyle elden çıkarmak zorunda kaldık. Mustafa Muhammed'i de aynı şekilde yakın zamandan örnek verebilirsin. Hani potansiyelli bir forvet olarak gelmiş, çok iyi başlamış. Sonrasında aşama kaydedememiş. Hani ama onu şu an opsiyonsuz bir şekilde ne olacağının belli olmadığı bir yere satın alma maddesi koyarak kiralıyorsun. Oyuncu çok iyi bir sezon geçirse kazanacağın para belli. Hani 5 milyon dolara, 5 milyon euroya yaklaşık elden çıkaracaksın. Belki de 25 gol atmış Fransa'da bir Muhammed. Oraya gider gitmez çift taneleri görecek. Ama tam tersi kötü bir sezon geçirirse de yine oyuncuyu elden çıkaramayacaksın. Oyuncu önümüzdeki sezon başında tekrar sana göre dönecek. Hani win-win anlaşmasını tam tersi, kaybet anlaşması tarzı bir anlaşma. Bu anlamda ben Galatasaray yönetiminin becerilerinin çok eksik olduğunu düşünüyorum. Hani birkaç örnek vermeye çalıştım ama bence bu anlamda Trabzon hani hem Yusuf Yala hem Sörloth'la da bence daha mahir bir takım olduğunu gösterdi bizden. Yani ben açıkçası Trabzonspor'un pazarlama anlamında çok başarılı olduğunu ben düşünmüyorum kesinlikle. Yani şimdi Galatasaray'ın da aslında böyle olduğunu düşünmüyorum. Biz pazarlama işini bence beceremiyoruz kesinlikle. Yani bizde en güzel örneği Abdülkadir zamanında. Örnek olarak da onu sayabilirsin. Yani, benim de aklıma o geldi açıkçası. Aynen. Söylemedim. Yani şöyle aslında güzel teklifler zamanında geldiğini Ahmet Ağalı söylüyor. Ben ona da çok açıkçası inanmıyorum. Yani 23 milyon euroluk bir tekliften bahsediyor Manchester City'den vesaire. Ben çok inanmıyorum açıkçası. Şu an olmamış bir işin üzerinden söylenmiş sözler bunlar. Yani Yusuf Yazıcı konusu Trabzonspor tarihinin belki de en büyük satışı. Bunu sadece 17,5 milyon euro üzerinden söylemiyorum. Yani 17,5 milyon euro asla etmeyecek bir oyuncuyu 17,5 milyon euro artı şampiyonluğun en önemli isimlerinden bir tanesi olacak Edgar'ı dahil ederek evet, yapıyoruz ama var, evet. Yani bu süreçte birazcık Luis Campos'tu sanırım o zaman sportif direktörü. Yani onun Yusuf'u çok beğenmesiyle oldu bu iş. Yani bize çok şans tanıdı Luis Campos. Aslında Yusuf Yazıcı'nın kesinlikle ben o paraları edeceğini düşünmüyorum. Ama müthiş bir hamleydi. Ama biz oyuncu pazarlama işinde ben kesinlikle iyi olduğumuzu düşünmüyorum. Yani şu an biz bir şampiyon takımız bu sene. Değil mi? Yani bir önceki senenin şampiyonu olarak geldik. Bizim hangi oyuncumuza yeterli teklif var? Bu ya Abdülkadir Ömür, gelen teklifler 4-5 milyon euro seviyesinde mesela.
Yani Abdülkadir Ömür gibi bir oyuncuyu 4-5 milyon euroya şu an, yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim, o yaşta ve bu potansiyelde bir oyuncuyu 4-5 milyon euroya herhangi bir yerden alabilir misin? Bence alamazsın. İşte benzer şekilde Emirhan İlkan 17 yaşında bir oyuncu olarak 4,5 milyon euroya gitti. Hani serbest kalma bedeli vardı. Hani onun sayesinde aldın. Yoksa 4,5'a mesela Beşiktaş'tan Emirhan'ı alabilir miydin? Alamazdım, evet. Mümkün değil. Veya mesela Bakasetas, hani özellikle ilk 10 hafta takımı sırtlayan bir oyuncu. Hani onun dışında da Yunanistan milli takımının kaptanı, 10 numarası Uluslar vesaire. Gelen teklifler nerede? Yok. Yani biz pazarlama işini beceremiyoruz. Gerçekten çok kötüyüz bu konuda. Galatasaray iyi mi diye sorarsan bence değil. Yani onlarda da sıkıntılar var. Mesela bence Marko Kimmich seviyesinde bir oyuncu. Ama diğer taraftan bakıyorum, mesela Nelson konusunda ben Galatasaraylılarla çok zıt düşünüyorum. Nelson'un yani 20 milyon euroları asla telaffuz edemeyeceğimiz bir stoper olduğunu düşünüyorum. Onu da mesela müthiş pazarlıyorlar şu an. Yani Nelson'u herkesin gözünde böyle bir dünya yıldızı olacak stoper pazarlaması var ve bütün dünya buna inanmış durumda. Bence başarılı bir hareket yani. Bence orada şöyle bir alınan ders oldu. Hani Marko Kimmich olayından sonra hani özellikle Galatasaray taraftarlarından çok ciddi bir tepki geldi. Ve hani yine aynı takım, hani Sevilla tekrar bu sefer Nelson için gelince, hani onlar hem Nelson gibi uluslararası, ne olursa olsun uluslararası bir oyuncuyu, ben de evet bu arada hala eksikleri olduğunu, gelişim alanı gelişip kaydetmesi gereken bir oyuncu olduğunu düşünüyorum, ama hani orada hem Marko'yu bizden ederinden ucuza alan bir takım olması ve hani o Marko Nelson uyumunu satın almaya çalışan bir takım olacak olması nedeniyle biraz daha orada evet dik durmayı başarabildiler, ama hani hem Marko'da hem Muhammed'de hem de önceki sezonlardaki örneklerde burada bence hani hem ederini bulan oyuncuyu gönderememe hem de bir şekilde oyuncuyu servis edememe, pazarlayamama noktasında bence çok büyük kayıplarımız var. Şenol Güneş, Fatih Terim'e göre daha çok dünya futbol trendini takip eder ve uygular. Abi ben ortada kalmak istiyorum. İkisinin de dünya futbol trendlerine hiç aşina olmadığını düşünüyorum yani. Ben de bir tık daha katılmıyorum'a yakınım. Ben başlayayım istersen tabii bu sefer. Ya şöyle, ben aslında şu konuyu biraz normal futbol kamuoyundaki insanlar olarak doğru kelimeyi seçmeye çalışacağım, ama biraz böyle bir hadsizlik olduğunu düşünüyorum. Hani bu ya işte Fatih Terim için de kullanılıyor, Şenol Güneş için de, işte dünya global ölçekte düşünürsek işte Jose Mourinho için çok kullanılıyor, Ancelotti için zaman zaman işte kullanılıyor, geçen sene için kullanamayız da hani öncesinde onun için kullanılıyordu. İşte Jose Mourinho dediğim gibi çok fazla deniyordu. Yani hayatı futbol olmuş insanları, hani 30 yıllarını, 40 yıllarını futbola vermiş insanları, profesyonel olarak bu iş yapan insanları biraz bir tık fazla küçümsediğimizi düşünüyorum bu anlamda. Ama hani o yüzden bence her hoca, belli bir seviyenin üzerindeki her hocanın temel taktiklerden, temel gelişmelerden, futbolun temel itibariyle gittiği yerden az çok haberinin olduğunu düşünüyorum. Ama güncel trendleri, futbolun nereye gittiği noktasında ben Şenol Güneş'in biraz daha sabit fikirleri olduğunu ve kendi fikirlerine biraz daha hani yakın olduğunu, daha bunları değiştirmekte daha zorlandığını düşünüyorum. Hani evet, Şenol Güneş'in de kariyerinde hani hem ulusal hem uluslararası birçok başarı var tabii ki. Hani işte en son ya ben 2017-18 Şampiyonlar Ligi'de 14 puan almanın mesela bir Türk takımı tarafından kırılabilecek bir rekor olduğunu düşünmüyorum. Yani inanılmaz bir şeyi başardı ve bunu dediğim gibi 5 sene önce başardı, ama tam tersi negatif olarak da hani Avrupa Şampiyonası'nda aslında evet abartıldığı kadar bence çok büyük potansiyelli bir kadromuz yoktu. Hani çeyrek final, yarı final beklentisi olanlar çok büyük hayalciydi, ama oyun olarak Avrupa Şampiyonası'nın en kötü oynayan takımı olduğumuzu düşünüyorum ve bu kadronun hakkının da bu kadar olmadığını düşünüyorum. Ve hani hem işte ilk açılış maçı olan İtalya maçında, sonrasında da hani Galler İsviçre olarak oynadık değil mi? Galler ve İsviçre karşısında da gerçekten çok kötü görüntüler verdiğimizi düşünüyorum ve bu anlamda Şenol Güneş'in çok negatif bir izlenim çizdiğini ben maalesef düşünüyorum. Fatih Terim konusunda aslında ben hani evet hoca hakkında da hani en çok yapılan bence şeydir, hani işte taktik bilmez, sadece motivasyonla şey hani başarı kazanır noktasında, ben tam tersi evet tabii ki az önce dediğim gibi temel taktikleri bence zaten biliyordur, ama ben özellikle mesela son dönemde, yani ayrılmadan önceki dönemde başarısızlığının günceli takip etmeme değil, tam tersi günceli fazla takip etme ve o oyuna çok bağlanma, çok idealist, fazla idealist davranma noktasında, hani o işte pasla çıkma noktasında ben pas oyunu oynayacağım, bir pas oyunu kurgulayacağım, defanstan pasla çıkacağım,
o şekilde setler çizerek hücuma geleceğim, golü öyle bulacağım noktasında çok fazla inat etti ve işte elimizde bizim atıyorum City ile kıyaslayacak olursak hani belge uyardığımız noktada da hani ne Cancelo ne Kyle Walker gibi bekler varken işte ne Rodri gibi ne Bernardo gibi ne De Bruyne gibi orta sahalar varken işte biz Sacha Boy ile Anholt ile Taylan Berkan çıkaldı orta sahasıyla bir pas oyunu kurgulamaya çalıştık ve maalesef özellikle ligde çok zorlandık. Çünkü hani ligde bu oyuncularla hiçbir şekilde pozisyon bulamadık, hiçbir şekilde yaratıcı oyunlar oynayamadık. Tam tersi evet, belki daha hani modern futbolun daha çok uygulandığı şeyde evet, Avrupa futbolunda çok büyük bir başarı kazandık. Hani çok iyi bir sezon, Avrupa sezonu geçirdik. Ama hani ki ben bunu evet yani modern futbola daha yakın olmasıyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Evet Avrupa'da çünkü daha oyun oynat iki tarafında birbirini oynatma amaçlı olduğu maçlar olduğu için ama ligde işte sana gelip Samiyen'de veya işte iç sahada 6 kişi 7 kişi kapanan takımlara karşı biz o pas oyunuyla hiçbir şekilde organize olamadık ve maçlar kaybettik. Burada bence dediğim gibi modern futbol değil eski bildiği kendi kazandırdığı futbolu oynasaydı belki biz çok daha iyi durumda olabilirdik. Ben dediğim gibi Fatih'in bu sıkıntısını o yüzden tam tersi bilmeme değil fazla bilme fazla idealist davranma olduğunu düşünüyorum. O yüzden önermeye de katılmıyorum. Ben Şenol Güneş'le alakalı sabit fikirli olduğuna katılıyorum ama bence sabit fikri ve sabit oyun tarzı çok modern. Yani o adamın öyle bir, yani aslında bence şöyle bir şey var. Şenol Güneş zaten geçmişte ilerideymiş. Hani öyle bir şey söyleyeyim mi? Hani dünya ilerledi ve Şenol Güneş'i yakaladı. Devam ediyorlar. Yani Şenol Güneş aynı sabit fikrinde devam ediyor tabii ki. Yola devam ediyor ama ben Şenol Güneş'in kurguladığı herhangi bir oyunun normal şartlarda şu milli takıma kadar kötü olduğunu görmedim. Yani son, bu arada altın jenerasyon fikrine kesinlikle katılmıyorum. Bizim altın bir jenerasyonumuz yok. İnanılmaz abartılmış bir jenerasyonumuz var. Yani birçok bölge çok problemli bence. Onun dışında Şenol Güneş'in bundan önceki takımlarına bir tek tek bak, hani bakmak istersen mesela Beşiktaş çok modern bir futbol oynuyordu bence. Ondan önce Bursaspor dönemi oldu. İnanılmaz bir oyun. Harika bir takım. Yani gerçekten izlemesi inanılmaz keyifli. Yani şu an eminim büyük hocalardan hani gerçekten ortaya çok güzel futbol çıkaran hocalardan tutsak getirsek desek ki ya şu futbolu bir izleyin. Yani onlar da gerçekten hani bu adam geçmişte ilerideymiş yorumlarını yaparlar diye düşünüyorum. Yani hiç olmayacak futbolculardan gol kralları çıkarttı. Yani Fernandão gibi bir ismi mesela Fenerbahçe'de ki performansında gördük. İyi bir oyuncu bu arada. Kötü bir oyuncu değil ama Fernandão'dan bir gol kralı çıkarttı. Yani bence gerçekten modern futbola çok uygun bir oyun stili var. Yani milli takım performansını yani ayrıca değerlendirmek lazım. Bence jenerasyon çok problemli. Yani inanılmaz abarttık bir de ya. Ben hani onun nasıl olduğunu anlamış değilim. Nasıl bir reklam yüklendi bilmiyorum. Onu birkaç tane oyuncu sayesinde oldu bu. Bir de Çağlar. Buna Merih'in git mesela Merih gitti oralarda oynuyor ama mesela elit bir stoper olduğunu düşünmüyorum ben Merih'in. Yani yaptığı hatalar o kadar bireysel hatalar yaptı ki turnuvalarda. Yani ben bir ara hani Uğurcan'ın en büyük rakibinin Merih olduğunu düşünüyordum. Yani ama işte dediğim gibi hani 24 takım vardı. Hani 24 takım olarak oyun olarak bence 24.'üydük. Hani bu evet. Da değildi hani evet, 4. 5. olacak bir takım i̇şte tabii ki değildi. Bunu direkt hocaya bağlayamıyorum işte. Çünkü bu hocanın geçmişini biliyorum. Bu hocanın neler yaptığını biliyorum. Bence çok modern bir hoca. Yani ben oyununu çok beğendiğim bir hoca. Ve yani bir Şenol Güneş takımını izlemek bence çok keyifli. Yani bir futbol sever olarak bakıyorum. Bir Trabzonsporlu olarak bakmıyorum. Bir Şenol Güneş takımını izlemeyi çok isterim yani. Ama milli takım öyle bir takım değildi. Buna katılıyorum. Burada da yine ayrıştık biraz daha ama evet. Onu da kapatabiliriz. Ortada benim. Biz zaten ortadaydı yani. Kerem Aktürkoğlu Abdülkadir Ömür'den daha yeteneklidir. Abi. Abi kesinlikle katılmıyorum. Yani. Katılıyorum diyeyim hadi. Sen başla olsa da. Ben başlayayım. Şimdi bir kere Kerem Aktürkoğlu'nun ben yani son yıllarda ben hayatımda daha abartılmış bir Türk oyuncu görmedim. Yani Kerem Aktürkoğlu kadar. Geçen sene Galatasaray tüm atak organizasyonlarını Kerem'in üzerinden yaptı. Bu da aslında hem oyuncunun çok özgüven kazanmasına sebep oldu. Ha bak şu konuda bir hakkını vereyim ondan sonra
sallayacağım biraz. inanılmaz geliştirdi kendini. Yani o alt liglerden buralara gelmek kolay değil. Bu gelişim takdir edilebilecek bir şey. Ama henüz o kadar gelişmedin. Yani o kadar fazla, yani gereksiz özgüven var. Ve kendini bence olduğundan çok fazla üstte görüyor. Çok yetenekli bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Yani mesela skor, istatistik yaptığı geçen seneden bakayım. Abdülkadir Ömür yarı sakat, yarı işte kampı kaçırmış haliyle neredeyse ligde aynı dakikada bir gol atma istatistiği yakalamış ki Abdülkadir golcü bir oyuncu değil. Abdülkadir'i çoğu rakip takım taraftarları diyeyim çok yanlış tanıyorlar. Abdülkadir bir orta saha oyuncusu, çift yönlü bir oyuncu. Abdülkadir defansif özellikleri fazlasıyla olan bir oyuncu. Kerem de bunların hiçbiri olmamasına rağmen hücumda neredeyse benzer istatistikleri Abdülkadir yakalamış ama asla değer görmüyor. Bence yani Kerem Aktürkoğlu özelinde çok ciddi bir medya hype'laması var. Kesinlikle ama kesinlikle Abdülkadir'den daha yetenekli bir oyuncu olduğuna katılmıyorum yani. Sen devam et, onun üzerine hani tamam. Tekrardan konuşuruz. Ya şöyle, ben aslında Abdülkadir evet benim beğendiğim bir oyuncu. Gerçekten yetenekli de bulduğum bir oyuncu ama hani temelde katılmadığım iki nokta var. Hani Kerem'den başlayayım. Evet, geçen sene çok kötü, üretemeyen, yaratıcılık anlamında özellikle hani çok ciddi sıkıntı yaşayan, az önce de konuştuk hani çok yetersiz bir orta sahası olan bir takımda çok fazla inisiyatif kullandı ve evet olumlu anlamda bunun katkısı olabilir ama hani ne çok iyi bir orta saha oyuncusuyla Galatasaray'a geldiğini ve ciddi süre bulmaya başladığından beri söyleyeyim. Hani ne çok iyi onu servis yapabilecek, o koşullarını değerlendirebilecek çok iyi orta saha oyuncularıyla oynayabildi. İşte bu sezon hani son iki maçtır hani yeni yeni böyle orta saha oyuncuları alıyoruz. Hani bu sezonunu göreceğiz zaten. Hani geçen sene çok yetersiz bir takımla hani pozisyonları bulmaya çalıştı. Ne de önünde hani onunla bağlantı yapabileceği, ona servis yapabileceği işte Cornelius gibi, Sörlot gibi hani ona alan açabilecek pozisyon bilgisi yüksek forvetlerle oynayabildi. Bu anlamda gerçekten tek başına bir şeyler yapmaya çalıştı. Ve sen evet abartıldığını düşünüyorum dedin evet ama ben mesela örneğin taraftar tarafında tam tersi böyle çok gereksiz eleştirilen, çok büyük beklentilere sahip olup onun bir tık altında kaldığında bile çok sert eleştirilebilen özellikle bu sezon başında bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Hani dediğin gibi 3. ligden geldi. Hani 3. ligde bir iyi sezonunu geçirdi ve hani onun öncesinde işte hani o Başakşehir altyapısında yaşadığı sıkıntılar var. Ondan kaynaklı neredeyse 1-1,5 sene futbol oynayamadığı bir dönem var ki hani 18-21 gibi hani bir futbolcunun aslında bir genç futbolcunun oynamaya çok ihtiyaç duyduğu dönemleri boş geçirmiş bir oyuncu. Hani bu anlamda bir üçüncülük iyi sezonuyla Galatasaray'a bir anda transfer olmuş ve hani sonrasında çok büyük bir keşmekeşin içinde düşmüş bir oyuncu. Ve hani o keşmekeşin içinde olmasına rağmen geçen sezon başında yapamayıp şu an yapabildiği birçok şey var. Hani uzaktan şut atmaya başladı, frikik atmaya başladı, son vuruşlarını geliştirdi ki bu gerçekten bir Türk futbolcusunda çok az gördüğümüz şeyler. Hani birçok Türk futbolcusu sahip olduğu yetenekleri, yapabildiklerini yeterli görüp eğer iyi bir kontrat alıp büyük takımlardan birine geldiyse bunu yeterli görüyor. Özellikle yerli futbolcular. Ben bu anlamda hani Kerem'in ki şu anda buna çok hizmet eden de bir kural var çok iyi biliyorsun. Hani evet. Kerem şu anda ne kadar kötü oynarsa oynasın Okan Buruk onu oynatmak zorunda çünkü çok fazla ciddi bir alternatifi yok. Hani ama buna rağmen hani bunu dert edinen evet çok bazen o hırsı onun negatif bir görüntü çizmesine de izin veriyor, sebep oluyor, kabul ediyorum ama hani dert eden, kendini sürekli üstüne bir şeyler koymaya başlayan, hani örnek veriyorum Fatih Terim'in geçen sene gönderildiği hafta camia tamamen kaos, hani tamamen herkes futboldan vazgeçmiş, zaten takımın bir iddiası kalmamış. Yani adam antrenmanda frikik çalışıyor çünkü futbolcu işi o. Yapması gerekeni yapıyor aslında ama hani Türkiye'de bunu yapanlar o kadar az ki bunu övmek zorunda kalıyoruz. Abdülkadir noktasında evet çok büyük bir yetenek ama ben ilk çıktığı noktadan bugüne hani nelerin üstüne koyduğu noktasında evet sen muhakkak daha iyi izliyorsundur ama ne kadar üstüne koyduğu noktasında çok iyimser değilim. Hani evet mevkisi yanlış bilinen bir oyuncu olabilir ama hani ya tam olarak sen 8 misin, 10 musun, kanat mısın hani en yani mevkisini bulamamış da bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Bence bu da hani onun gelişimine biraz sekte vurmuş olabilir. Hani ama hani oradan yani 3 ve az önce dediğim gibi 3 sezon 4 sezon artık neredeyse hani artık A takıma çıktı ve hani artık bu dolu dolu Abdülkadir Ömür bence hala diyemiyoruz. Hani
Ve az önce dediğin gibi hani ilk çıktığında evet ne kadar doğru ne kadar yanlış, hani 15 milyon 20 milyonluk bir teklif alan bir oyuncuyken şampiyon olan bir takımda olmasına rağmen hala Avrupa'dan ciddi bir teklif alamadı ve ben bunda bunun etkisinin olduğunu düşünüyorum. O yüzden Kerem'in de hayatını olduğunu düşünüyorum. Yani şimdi Abdülkadir'in şimdi çıktığı sezonla hani şu anı kıyasladığımız zaman ki gelişim derecesiyle şimdi Kerem'inki çok farklı. Kerem daha çok gelişmiş bir oyuncu ama şöyle bir şey var. Abdülkadir 18 yaşında çıktığında da inanılmaz iyi bir oyuncuydu. Yani Kerem 18 yaşında kötü bir oyuncuydu. O gelişti. Yani şöyle araya gireyim. Kerem'in 18 yaşında bilmiyoruz. Yoktu çünkü yani. Evet, yani veya çok kayıp 18... sezonları olan bir oyuncuydu. Tabii tabii. Aynen öyle. Hani... Ama yani çok geride bir oyuncuydu yani. Evet, klasman evet, olarak söylüyorum. Şimdi Abdülkadir 18 yaşında çıktı. Bir yıldız olarak çıktı. Yani bir anda bir yıldız kazanmış gibi olduk. Yani şu anda Arda Güler'in olduğu bir konumda aslında. Yani hali hazırdaki performansı zaten çok iyi olan bir oyuncuydu. Ha, gelişim gösterememesi bir dezavantajdır ama konumuz yetenek ve potansiyelse Abdülkadir'in yetenekleri inanılmaz fazla. Mesela ya 80 metre Uğurcan'ın kullandığı bir degajdan topu anında göğsüyle yumuşatıp önüne alabilecek kadar yetenekli. Yani işte ki bence çok özel bir yetenektir first touch. Yani her zaman çok kaliteli oyuncularda olması gereken bir özelliktir. Mesela inanılmaz bir. Dar alanda harika. Yani topu kaybedeceğine dair bir izlenim vermiyor mesela. Tabii biri olduğu zamanlardan bahsediyorum. Ama Abdülkadir'in şöyle bir olayı var. 3 kere çok ağır sakatlık geçirmiş bir oyuncu. Yani 22-23 yaşında bir oyuncunun 3 tane ağır sakatlıktan yine sağlam çıkması ki geçen sene çok kritik anlarda yine sahne aldı. Bence bu da bir çok ciddi bir gelişimdir. Bunu çoğu kişi konuşmaz. Hani olduğu yerde kaldı der ama 3 tane çok ağır sakatlık yaşayan oyuncu normalde geriye gider. Geriye gitmemesi bir gelişimdir aslında. Yani baktığın zaman yani sonuçta bir eksi var ortada. Bu eksiyi sen ortadan kaldırdıysan bir pozitiflik katmışsındır demektir. Ve bu kendisini o seviyede her zaman tutması bence çok ciddi saygı gösterilmesi gereken bir konu. Yani Abdülkadir'in gelişimi geriye gitmemek oldu bence bu konuda. Yetenek bazlı konuşursak kesinlikle Kerem'in yani çok önde olduğunu düşünüyorum ben. Ya şu da ama bence hani evet yani sakatlıklardan dönebilmesinin çok büyük bir artı olduğunu yine aslında az önce dediğimiz konuda gelirsek bu da evet birçok Türk futbolcunun yapamadığı bir şeydir. Çünkü birçok Türk futbolcu hani o rehabilitasyon sürecini iyi geçirmez, kendine iyi bakmaz. Hani o gerekli şeyleri yapmaz ama hani sonrasında dönmesini kabul ediyorum ama dediğim gibi hani bu kadar yani 18 yaşında profesyonel neredeyse maçı olmayan bir Emirhan'a ya bizim ligimiz evet çok Avrupa'nın önüne gelen liglerinden biri değiliz. Yani çok ligimizde çok iyi bir futbol oynanmıyor ama özellikle hani Türkiye'den TL'nin değer kaybıyla artık kulüpler hani belli bir teklif gördüğünde reddedemiyor ve artık biraz Avrupa kulüpleri için ucuz bir pazar olduk ve artık PTT 1. Lig'den bile bir oyuncuyu 3 milyona, 4 milyona, 5 milyona çünkü hani onlar için çok mütevazi rakamlar ama 5 milyon euro TL'ye çevirdiğimizde bizim için çok ciddi bir rakam. Hani işte 17 yaşındaki biri Emircan'a 4,5 milyon euro hani ki 4,5 milyon euro satılmasına Beşiktaşlılar isyan etti. Hani daha büyük paralar kazanabilirdik diye işte hani Arda'nın dediğin gibi 17-18 yaşında rakamları konuşuldu. İşte stoperlere, Marka'ya, Kim Min-jae'ye büyük paraların verildiği bir ligde hani hala bu yaşta 22-20 yani Yusuf Yazıcı ile beraber oynuyordu ve hani Yusuf 18'e giderken hani Abdülkadir'in burada kalmasında da evet yetenekli bir oyuncu ama hani bunların hani hala hiçbir şekilde Avrupa'dan teklif alamamasının hani hiçbir şekilde ve ciddi bir adının da geçmemesini gelen tekliflerine belki çok mütevazı olmasında bu eksikliklerinin hani biraz mevkisiz kalma mı diyeyim hani artık o bir üstünü atamaması mı diyeyim hani onların ben çok ciddi etkisi olduğunu düşünüyorum. O yüzden yetenek anlamında çok doğru yani yetenekli bir oyuncu ama çok büyük bir yetenek mi ondan emin değilim. Önermelerimizi tamamladık. Katiye'nin sonuna geliyoruz. Bu güzel sohbet için her ikinize de teşekkür ederiz. Teşekkür bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.